Eğitimci yazar Cihat Şener'le konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararları? İlk aslında kararlar verildiğinde de sizinle konuşmuştuk ama artık yarın öğrenciler sınava girecekler. Tüm bu streslerden uzak olarak artık sınava biraz yoğunlaşalım. Bu kararları da belki konuşmak anlamlı değil. Onları daha da fazla strese sokacak demek. Yarın sizin önerileriniz ne olur? Şimdi yarınki sınavın bu Danıştay 8. Dairenin kararıyla hiçbir alakası yok diyorsunuz. O YKS yarın, hocam. YGS, liselere giriş sınavı. Belliydi Danıştay'ın böyle bir şey yapacağı. Çünkü görüşmeler yapıldı. YÖK Başkanı'nı da çağırdılar. Onunla da görüştüler. Yani turizm sektörü bilmem yani sebeplerle sınavı erteleyecekler. YKS. LGS'ye gelince. LGS bir öğrencinin öğrencilik hayatı boyunca ki yaklaşık bu işte 6. yaşta başlar, 20. yaşa kadar, 22. yaşa kadar gider. Yani neredeyse 14-16 süreç. İlk en önemli sınavdır. Yarın tahminen 1 milyon 800 bin kişi girecek bu sınav. Bu kadar çok öğrencinin girdiği bir sınav. İlk büyük sınav. Yaşım kaç? 14, 15. O yaşta biraz sıkıntılıymıştır. Ama kaçışta yok. Daha önceki yıllarda bu 1.400.000, 1.500, 1.400.000, 1.500.000, 1.300.000 nerede oynardı? Biliyorsunuz bu 4+4 meselesi bu sayıyı 1.800.000'e getirdi. Ne yapmak lazım? Vallahi sınava girmek lazım. Artık kaçışı yok. Kontrollü olmak lazım. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak falan mı, plan mı? Önce sağlığımıza dikkat edelim. Yani maskemiz, değil mi? İşte el dezenfeksiyonu, mesafe, sosyal mesafe. Kendi okulumuza da gireceğiz. Gerçi öğretmenler kendi öğretmenlerimiz olmayacak ama olsun. Bütün soruları çözmemiz gerekiyor mu? Vallahi çözebilirsek çok güzel olur da şartla değil, çözebildiğimiz kadarını çözer gideriz. Ciddiye alın, sakin olalım, kontrollü olalım, yapabildiğimiz kadarını yapalım, efendi çık. Gerilmenin bir anlamı yok, uykusuz kalmanın bir anlamı yok, abuk subuk panikler bilmem nelere hiç gerek yok. Özet, büyümek lazım. Yaşımızı 14'ten 15'ten biraz büyütmemiz gerekiyor. Bir günde olur mu? Olur be. Olacak. Yapacak çocuklar bunu yapmalılar. Bir günde yaşımızı 2 yaş, 3 yaş diyebilirsek, 17-18 gibi davranabilirsek, hala akıllı, sessiz, sakin, kontrollü, ne yapman gerektiğine kararlarını kendin vererek falan böyle, sınav iyi geçer, sonu da iyi olur bilmiyorum. Şu saatten sonra artık sınavın getirdisini, götürüsünü konuşmanın da bir yararı kalmadı. Bir arasında bir girin. Hocam onların omzuna bir de salgın yükü var bu defa. Daha ekstra bir sınav stresinin yanına bir şey daha eklenmiş oldu. Son olarak o zaman ailelere yani yakınlarına da bir notunuz olur mu? Yarın çocuklar sınava girerken en azından bu stresle mücadelede onlar ne yapmalı? Valla bu sınav zaten sadece çocukların sınavı değil, bu sınav ailelerin de sınavı. Yani bugüne kadar getirdiniz değil mi? 13-14 yıldır emek veriyorsun çocuğa. Ne olur bu emeklerin heba olmasına izin vermeyin. Siz sakin olun ki o da sakin. Siz kontrollü olun, o da kontrollü olsun. Zaten size bakıyor yan gözle. Annem ne yaptı, babam ne yaptı diye. Mümkünse yarın ona eşlik edin. Biriniz veya ikiniz. Yalnız bırakmayın onu yolda falan. Çok sınav üzerine bunu yaptın mı, bunu yaptın mı? Gerek yok bunlara. O artık büyüdü. Büyümek lazım. Yani öğrenciye söylüyorum büyümek lazım diye. Anneler babalar da hoşgörüyle karşılarlarsa hep beraber büyümek lazım. Sınav insanı büyütür. Sınav öğrenciyi büyütür. Yaşça büyütmez ama kafaca büyütür.
sınav çok önemli bir deneyimdir. Anneler ve babalar için de olayı böyle görmekte fayda var. Kontrollü, kontrollü. Sınava siz girmiyorsunuz. Sınava çocuğunuz giriyor. Onun yapacakları onun sorunu. Siz lütfen sakin, ona olabildiğince akıllı davranma şansı verin. Çok da büyütmeyin. Daha ne sınavlar var önümüzde. Anne babalara teşekkür ediyorum çocuklarını bugünlere getirdikleri için. Evet, salgın var. Yapacak bir şey yok. Tedbir alacağız. Çok kalabalıklara girmeyelim. Okul bahçesinde şurada burada kalabalıklardan uzakta duralım. Biraz önce gidelim. Bunu anneler babalar ayarlasınlar. Mümkünse toplu taşıma araçlarına değil de kendi varsa özel araçlarımız. Umuyorum iyi olur. Bütün öğrenciye, bütün aileye başarı diliyorum. Anneanneler, babaanneler, sizlere de tabii. Herkese başarı diliyorum. İnşallah iyi olur. İnşallah çocuklar başarılı çıkacaklar bu işte. Hocam siz de yeşillikler arasındasınız. Bizim de içimiz açıldı böyle. Sık sık evde kal derken. Ben görünmesem bile size çiçek böcek fotoğrafları sunarım. Ben uzaklardayım bu korona meselesinden. Benim sınavım da buydu, hayatta kalabilmek. Ben sınavımı verdim, fena değilim şu an, iyiyim. Umuyorum sınav biter, anneler, babalar ve büyükler, diğer büyükler ve çocuklar, onlar da böyle yeşillerin olduğu yerlere giderler ve biraz sakinleşirler. Hepsine başarı diliyorum, sevgi sunuyorum. Çok teşekkürler hocam katıldığınız için, sağ olun. Evet, teşekkür ederim.